Mesela bir beyefendi askerlik yaparken üşütmüş, hastalanmış, Almanya'ya dönmüş. Testisleri normalden çok büyümüş. Cinsel yetersizlik, sperm kalitesi düşmüş. İşte biz ona ozon yağı verdik. Artı şöyle bir macun var. Bunun birleşiminde Türkçesi azgın teki otu diye bir ot. Çin'de yetişen bir bitki. Bunun ekstraktı $2,500. Çok pahalı olduğu evet, için. Yurt dışında çok pahalı olduğu için birçok firma bu ham madde yerine başka şeyler, kimyasal madde katıyor bazıları. Bizim ürünümüz bitkisel diyor. Evet ama başka şeyler var. Mesela Almanya'dan aradı beni bir vatandaş. Bizim program arasında başka bir program girmiş. Yanlışla başka birini aramış. Oradan başka bir ürün almış. İki defa hastaneye kaldırmışlar. Aha. Tansiyonu, nabzı fırlamış. Aynen. Dedi ki ürününüzü aldım, kullandım, çok kötü oldum. Ne kullandı? Bak bakayım etiketin üstüne. Baktı dedi ki ya size ait değilmiş, özür dilerim. Formül bilmem ne. Aa, olmaz. Bak dikkat edeceksin. Ne aldığını, nereden aldığını, ne kullandığını bileceksin. Çünkü bu epimedyumlu macun veyahut da azgın teke macunu Çin'de yetişiyor bu bitki. Bunun birleşiminde 19 çeşit bitki kısırlık var. Kısırlık problemi olanlara tavsiye erkekler, ediyorsunuz evet, değil mi? Mesela, evet mesela diyelim ki mesela bir beyefendinin bunu kullandığı daha önce 3 milyonken sperm kalitesiz, hareketsiz, ölü. Ürünü kullandıktan sonra 6 hafta sonra 14 milyona çıkmış ve hareketlenmiş. Evet. Yani aile sevinçli. Tabii ki. Şimdi şöyle. Tüp bebeği düşünüyorlardı. Gerek kalmadı. Evet. Tüp bebeğe gerek kalmadı. Neden? Çünkü sperm kalitesi hareketli hale geldi.